Ve Türkiye'de daha iyisi olmasına rağmen öyle bir markaya sahip olduğu için örneğin marka tercihi nedeniyle ithal mallara olan talepleri yükseliyor insanların. Bu da Türkiye'nin ithalatını artırıyor. İkincisi Türkiye yine çok hızlı büyüyor ve gelir artıyor. Türk insanı yerli mallara da talep gösteriyor. Yerli malın tüketimi de çok yükseliyor. Hızla artıyor. Fakat o yerli malın %100'ü yerli ham maddeyle yapılan mallar değil. Dolayısıyla iç tüketime bağlı olsa da o malın içindeki ham maddenin, ara malzemenin bir kısmı ithal geliyor. Dolayısıyla iç tüketim arttınca dış talebimiz yani ithalatımız yükseliyor. Bir nokta daha var. Türkiye'nin ihracatı da beklentilerden hızlı yükseliyor. Hedeflerin üzerinde artıyor ihracatımız. Ama ihraç ettiğimiz ürünlerin içinde de kullanılan malzemelerin bir kısmı ithal malzemeler. Dolayısıyla ihracatın artışı da ithalatı yükseltiyor. Ve son neden ama en önemsizi değil kesinlikle. En önemli birinin başında gelir aslında. TL'nin son 5 aya kadar değerli olması. İnsanlar Türk lira, dolar kuru yükseldikçe biz daha kolay ihracat yapabiliriz. Ya da dolar kuru düşük olduğu için bu ihracatımızı zorlaştırıyor diyorlar. İhracatçılar özellikle. Bu doğru ya da yanlıştan ziyade ben ithalat kısmının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Onun da doğru olduğunu düşünmekle birlikte. İthalat kısmı çok daha önemli. Çünkü kurun düşük olması ithal malları olan talebimizi kamçılıyor adeta. İnsanlar dolar kuru, euro kuru düşük olduğu için Alman arabalarını daha fazla tüketmeye başlıyorlar. Öyle olduğu için yurt dışından gelen tekstil konfeksiyon ürünlerine, makinelere talebimiz, kozmetik ürünlerine talebimiz çok daha hızlı yükseliyor. Çünkü şöyle görüyoruz. Aynı ürün 2 ay önce 130 liraydı. Şimdi 100 liraya düşmüş. Ya da aynı ürün 2 ay önce 88 bin liraydı. Şimdi kur düşük olduğu için 79 bin liraya inmiş. O zaman insanlar daha hızlı tüketmeye başlar. Dolayısıyla döviz kurlarının düşük olmasının da cari açığa çok büyük etkisi var. Şimdi sorunun cevabına geleyim, çok uzun oldu ama. Son 3 ayda cari açık azalmaya başladı. Neden? Çünkü 5 aydır dolar kuru, döviz kuru yükseliyor ve beklentilerin de üzerine çıkmış durumda. İnsanlar bu yükseliş başladığı zaman, ben de öyleydim açıkçası, 1.77-1.78'in üzerine çıkması ihtimalinin düşük olduğunu görüyordum. Öyle düşünüyordum. Fakat beklentilerin üzerine gerçekleşti ve 1.90'ı aştı dolar kuru. Döviz sepeti de 2.20'yi aştı, 2.23'e kadar yükseldi. Ve bu da insanların bir anda aslında beklentilerin üzerinde arttığı için döviz kuru, o zaman insanların bir anda tüketimlerini çok hızlı kesmelerine neden oldu. Türkiye'de otomobil satışları rekor kırarken birden azalma eğilimine girdiğini gördük. Kredi artış oranında ki cari açıkla çok yakın ilişkisi var. Kredi artış oranı hızında bir yavaşlama görmeye başladık. Sanayi üretim endeksi gerilemeye başladı. Yani gerilemiyor, hala rekor kuruyor ama yönü aşağı dönmüş durumda. Ve önümüzdeki aylardan itibaren başta sorduğun soru işsizlik oranında artış başladığını göreceğiz. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Türkiye'de cari açık çok yüksek, kabul. Ama Türkiye'deki cari açının yüksekliği bütçe performansımıza olumlu yansıyor. Öyle bir ilginç durum var. Çünkü biz ithalat yaptıkça siz örneğin ithal mal getiriyorsunuz dışarıdan ve getirdiğiniz her mal için bir KDV ödüyorsunuz. Getirdiğiniz mal miktarı arttıkça ödediğiniz KDV de yükseliyor. İthal mallardan alınan KDV Türkiye bütçe gelirleri içinde en hızlı yükselen kalem. %40 civarında yükseldi yanlış bilmiyorsam ilk 9 ay içinde. Bu ithalat yükseldiği için oluyor. İthalat yükseldiği için devlet daha fazla vergi toplayabiliyor ve bütçe performansımızın iyileştiğini görüyoruz. Bunu şunun için söyleyeyim. Ekonomide bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyorsanız bir şeylerden de feragat etmeniz gerekiyor. Şimdi cari açığı azaltmak istiyorsak bizim de ve öyle istiyoruz, biliyoruz. Cari açığı azaltmak istiyorsak bu sanayi üretiminde bir miktar gerileme olacağının, toplam tüketimde bir miktar gerileme olacağının, kredilerde bir miktar gerileme olacağının da işaretidir. O yüzden ekonomimizin büyüme hızının yavaşlaması cari açığı düzeltmek için, iyileştirmek için önemli bir sonucu olacak. Ama yapılmamalı mı? Kesinlikle yapılmalı tabii ki. Yani böyle bir etki olacağı için bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü cari açık önemli bir sorun. Peki sizce Avrupa krizindeki son durum ne yönde ve Avrupa zirvesi 23 Ekim'de yapılacak? Sizce bundan ortak planlar çıkabilecek mi acaba? Biz bu söyleşiyi ilk kez 2 yıl önce yapmıştık ve muhtemelen ilk konumuz da Yunanistan kriziydi. Yunanistan krizi yeni başlamıştı o zaman. 2 yıl geçti üzerinden neredeyse ve hala devam ediyor. Her şey hiçbir şey değişmedi değil mi? Avrupa'da çok tuhaf bir alışkanlık mı diyelim ya da alışılageldik bir hata mı diyelim? Onu izleyenlere bırakalım ama şöyle bir şey var. Avrupalı liderler sık sık bir araya geliyorlar. Ama sık sık bir araya gelmediğine rağmen hiçbir şey açıklamıyorlar. Ya da elle tutulur, insanlar tarafından, piyasalar tarafından kabul edilebilecek kadar güçlü bir açıklama yapmıyorlar. En bariz örneklerinden birisi 1,5 ay önce Sarkozy ve Merkel buluştular ve biz bir Avrupa ekonomi hükümeti kuracağız diye açıklama yaptılar. Sonra bir ay sonra hiç ses gelmedi. İlk kez geçen hafta yine bu yönde açıklamalar geldiğini gördük ama
bir tarafta 27 üyeli bir Avrupa Birliği var, bir taraftan da onun içinde 17 üyeli Euro bölgesi var. Ne Euro bölgesi ne Avrupa Birliği'nin toplanarak gerçek anlamda herkesin inancıyla bir şey açıkladığını göremedik. Ben krizin çözülmemesinin en önemli nedeni bu olduğunu düşünüyorum. Bunu söylerken çok kötüler, hiçbir şeyi beceremiyorlar anlamında söylemiyorum. Çünkü siz daha önce bir arada yaşamamış, yani yaşamışsınız ama daha önce tek bir topluluk olmamışsınız. Daha önce birlikte yaşamamış bir topluluksunuz. 27 üyeli ve 17 üyeli Euro bölgesi. Hepinizin birbirinden farklı özellikleri var. Almanya ve Portekiz, Almanya'yı ve Yunanistan. Biriniz Avrupa'nın değil sadece dünyanın yani ilk üç ülkesinden birisiniz. Çok büyük atılım içindesiniz. Biriniz ise dünyadaki ilk 50'ye giremeyecek ülkelerden birisi ekonomik göstergeleriyle. Şimdi siz iki ülkeyi bir araya getiriyorsunuz ve bununla o ikisinin dışında 15 ülke daha var. Toplam 17 ülkeyi bir araya getiriyorsunuz. İrili ufaklı, iyili kötülü, sağlam ve zayıf bunlar hepsi karışık. Ve bunların hepsinde aynı politikayı uyguluyorsunuz, para politikasını. Şöyle bir şey düşünün. Siz Türkiye'nin bir tarafında %2 faiz, bir tarafında %8 %50 faiz uygulayabilir misiniz? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Ama Euro bölgesinin bir tarafında faizler düşükken bir tarafında faizler anormal yüksek durumda. Bu akıllara ziyan bir şey. Akıllara ziyan bir durum aslına bakarsanız. Şimdi Yunanistan için ve diğer Avrupa ülkelerinin sorunu için sorununda ben en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten birbirine çok yakın olmayan ülkelerin zorla bir araya gelmesi diye düşünüyorum. Ve bu uyum süresinin uzun sürmesi gerekir normalde ama öyle bir şeye dikkat etmeden ülkeleri sadece daha büyük olabilmek için işlerini aldılar. Bunların en bariz örneği Yunanistan. Ve 2 yıldır kriz var. Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya ülkeleri çok büyük sorun yaşadılar. Zaman zaman başka ülkelerin adını duymaya başladık. Fransa ve Belçika bunlardan ikisi. Ama her durumda şimdi önümüzdeki hafta bir toplantı yapılıyor. Sonra da G20 zirvesi yapılacak. Ve piyasalar aslında son bir aydır bu iki konuda çok çok umut varlar. Yani çok, çok umut besliyorlar. Bu iki toplantıdan kesin bir şey çıkacak diye. Çünkü 2009 yılında ilk G20 toplantısı yapıldığında piyasalar için bir dönüm noktası olmuştu. O zaman piyasalar gerçek anlamda yönlerini yukarı çevirmeye başlamışlardı. Ve her G20 zirvesinde bu gözle bakılıyor. O ilk başarısından dolayı. İyi bir şey gelmesini bekliyorlar. Zaten bu iyi bir şeyin geleceği imajı da aslında Avrupalı liderler tarafından verilmişti. Örneğin Sarkozy ve Merkel bir önceki buluşmalarında, şimdiki değil ama bir önceki buluşmalarında 3 hafta içinde bütün Avrupa'ya çözüm getirecek kapsamlı bir plan üzerinde çalışacaklarını ve 3 hafta sonra bu konuda mutlaka bir çözüme geleceklerini söylemişti. O 3 hafta aslında G20 toplantısına denk geliyor. Öyle olduğu için de piyasalarda piyasaların morali düzelmeye başlamıştı ama 2 günden beri yine 2 ülkenin farklı şeyler söylemeye başladığını görüyoruz. Sarkozy dün açıklama yaptı örneğin ve Almanya'da Avrupa Merkez Bankası'nın ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun yeni rolü üzerinde anlaşmaya varamadıklarını henüz söyledi. Ve işin kötü tarafı şu, sadece Merkel'le değil koalisyon, Almanya'da koalisyonun diğer ortağı ile de benzer sorunu yaşayacaklarını, o yüzden bunun çözümü zor bir şey olduğunu söylediler. Ama Avrupa'dan hep şöyle bir şey görüyoruz, olmaz 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 dönüyor ve olmuyor gerçekten. Fakat 2 gün sonra, bir hafta sonra yapmak zorunda kalıyorlar. Ya da belki de bunu bilerek yapmıyorlar. Bunun çok düşük bir ihtimal olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Çünkü şimdi kur savaşları denen bir şey var. Örneğin bütün ülkeler paralarını düşük değerde tutmak istiyorlar. Bu arada ben Türkiye'deki insanlara da dolar kurunun, euro kurunun yükselmesinin çok kötü bir şey olmadığını buradan söyleyeyim. Tabii ki uçup gitmesini istemeyiz ama dolar kurunun 1.90 olması örneğin 1.50 olmasından daha iyidir. Ya da yükseliyor olması düşüyor olmasından daha iyidir. Çünkü uzun vadede çalışmaya devam edeceklerini gösteriyor Türkiye'deki insanların. Türkiye'deki kur 1.50'ye, 1.40'a, 1.30'a indiği sürece önümüzdeki 3 yılda sürekli indiğini düşünün. Şu anda çalışanların bir kısmı işini kaybederdi. O yüzden kimse buna üzülmesin. Dolar kurundaki yükseliş aslında kötü bir şey değildir. Bir paranın değer kaybediyor olması kötü bir şey değildir. Ama bir günde %10 değer kaybetmesi tabii ki felakettir. Paranın ılımlı bir şekilde değer kaybediyor olması ya da istikrarla gitmesi iyi bir şeydir. Önemli olan sürekli değer kazanmaması ya da çok büyük dalgalanma göstermemesi. Şimdi tekrar 2 dakika önceye dönelim. Kur savaşları da yaşayabilir. Bütün ülkeler paralarının değerini düşürmeye çalışıyor. Amerikan hükümeti Amerikan dolarının değerini düşürmeye çalışıyor. Çin hükümeti parasının değerini düşük tutmaya çalışıyor. Japonya o da düşürmeye, İsviçre düşürmeye, Euro bölgesi parasının değerini düşürmeye çalışıyor. Şöyle bir şey düşünün. Euro bölgesi diye bir şey olmasaydı ya da çıksın bu ülkeler Euro bölgesinden, Almanya'nın para birimi tekrar şeye dönsün, marka dönsünler.
alır başını gider yani. Bütün paralara karşı aşırı çok çok hızlı bir şekilde değer kazanmaya başlardı. Çünkü Euro bölgesinde bazı ülkeler çok zayıf ve bu Euro'ya değer kaybettiren bir şey. Bu zayıflıklar değer kaybettiren bir şey. Öyle olmasaydı, Almanya tek başına olsaydı ya da hani güçlü ülkeler sadece kendi aralarında geçerli bir para birimi kursaydı, o paranın çok hızlı yükselmeye başladığını gördük ve bu hükümetler de bu durumdan çok şikayetçi olurlardı. Çünkü aynı şey onlar için de geçerli. Bizim biraz önce dolar kuru için bahsettiğimiz şey. Bir para biriminin değerinin yükselmesi, o ülkenin daha fazla para, yerli paranın yükseliyor olması, o ülkenin daha fazla ithalat yapması, daha az ihracat yapabilme potansiyeli bulması ve ülkedeki iş imkanı dolayısıyla daha fazla cari açık veriyor olması ve ülkedeki iş imkanlarının da zamanla eriyip gitmesi anlamına gelir. Kimse bunu istemiyor şu anda ve istemiyor olabilir ve bu yüzden herkes parasının değerini düşük tutmaya çalıştığı için kendisini olduğundan kötü göstermeye çalışıyor olabilir. Bu düşük bir ihtimal değil. Onu da burada özellikle söyleyeyim. Ama sonuçta göreceğiz birkaç hafta içinde Euro bölgesi özellikle bu konuda bir karar alacağını vaat etti. Alacak mı almayacak mı göreceğiz ama alamazlarsa bile muhtemelen birkaç gün sonra yeni bir kararla, piyasaların moralini hafif de olsa yukarı çeken bir kararla muhtemelen karşımıza gelirler. Ama ben şöyle bitireyim, mesela Yunanistan'ın iflas edeceğine, Yunanistan'ın temerrüde düşürüleceğine, düşürülmesi gerekiyordu eskiden ama artık bunun yapılması için çok geç olduğunu ve düşürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen de böyle bir şey olmayacaktır. Piyasalardaki görünüm kötüleştikçe, Avrupa ülkeleri bir çözüm getirme konusunda başarısız oldukça, o zaman acaba Yunanistan'ın gerçekten temerrüdüne izin verilecek mi gibi algılar yükselmeye başlıyor. Ben bunun olmayacağını düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.